süreçten sonucu bulamazsınız. Bulamayız. Bulsan, isabet etsen bile ettiğini bilemezsin. Sonuçtan sürece bakacaksın. Sonuçtan sürece bakabilmek için vahya muhatap olacaksın. Vahiy ile bakacaksın. İşte sonuçtan süreci söylüyor. Zahir bakma, zahir aldatır. Şekil almak lazım. Peki ne ile? El cezaun min cinsil amel ile. Bu acizliktir, mağlubiyetin ifadesidir. Ne yaptılar? Silahla yapamadıkları, fitneyle yapamadıkları, onunla bununla yapamadıkları. Nesi var başka adamın? Silahla yapamadı. Bunlar normal mi ya? Sen kardeşim suyunu iç, suyunu. Şükret Allah'a. Söylediğime kulak verin. Bu dolar euro savaşını Temmuz-Ağustos'da bekliyordum. Maideti Kur'an'da şiddetli sadmeler olduğu zaman diyor. Sadme hücum. Sarsıntı gibi. Onlara ait ustad da işte tarihçe diyor. O sadme olduğu zaman, şiddeti şey yapıldığı zaman kırılganlık o zaman başlayacak. İnşallah pahalıya satmaz ama bir kansız olmuyor. Ufak bir kan var. Allah'ın izniyle İttihad-ı İslam deyince bunu Araplar zannetti. Bütün güçlerin oraya yoğunladılar. Asya'yı unuttular. Asya arkadan iş yaptı. Meşvereti yani o İpek yolunu ve diğer anlaşmalar meşverettir beraber. Ama bir birliğe döküldü. Güç oldu şimdi. Türkiye Cumhuriyetlerinin birliği oldu. İslam ruhu içerisi. Bu bir güçtür, bu şeydir. Peki neye götürecek? İnsanlar, hiç tahmin etmediğin tavuk gibi insan cesaret sahibi olacak. Olaylar öyle yapacak. Sadmeler onu olacak. Sadme. Şiddetli dalga dalga sadmeler olacak diyor. En son patlatacak ve Ustad Hazretleri tıraş olurken bir elini kesmiş. Çay Cemil abi diyor ki Kastamonu'da. Ustadım diyor, kan akıyor demiş. Ne demiş? Getir bir şey sileyim ya. O da demiş ki kansız olmayacak için demiş. Siyasi kanun itibariyle genelde böyle bir kaide var ki her şey bittiği zaman o devletin hayatı cihattadır. Cihat yani maddi bir savaşta her şeyi alt üst ediyor. Bu millet tavuk gibiyken cesareti, zora kaldığı zaman keçi gibi şecaatı, yumuşak ve zayıf iken su gibi demiri parçaladığı gibi, fıtratında var olan ama baskılanmış, senden adam olmaz, sen bir şey yapamazsın, Avrupa icadı, biz yapamayız, hep onlar. Böyle değil işte. Çünkü böyle olmadığını tarihçeyi hayat 59'da mı söylüyor? Bulabildin mi? Bu kaçıncı sayfa? Sakın ey ihvani vatan, ey vatan çocukları, israfat ve hilaf-ı şeriat ve lezaiz-i nameşrua ile tekrar ihya etmeyiniz. O kötü şeyi, zemini yukarıdan almadım, ortadan aldım. Demek şimdiye kadar mezardaydık. Şimdiye kadar mezardaydık. Çürüyorduk ama çürümedik. Şimdi bu İttihad-ı Millet, Asya, Türkiye Cumhuriyetler ve İslam. Bu İttihad-ı İslam'ın böyle pat diye kimseye altın tabakla vermeyecek. O tavuk niye cesur oldu? Gelmedi, konumuz bu değil. Yanında yavruları var. Türkiye abidir. Yanında yavruları var. Hint diyor, Kafkas diyor. Bunlar hepsi intiba şey yapacak. Sonra şimdi bu İttihad-ı Millet ve meşrutiyet ile Rahm-ı Mader'i geçtik. Ne şinema bulacağız? Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafeyi terakkiden 1908'den beri 100 küsur sene ediyor. Geri kaldık. Zaten söylüyor. Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafeyi terakkiden inşallah bak. Bugünlere siyah ve tiyahlara oraya bakarak bak sanki demiş gibi geri kaldığımız mesafeyi terakkiden inşallah onların 50 senede 100 senede yaptıklarından mucize-i peygamberi ile şimendiferi kanunu şeriye-i esasiye amelen. İlk önce hizli tren kanununu bulacaksın diyor. Sonra Burak-ı meşveret-i şeriyeye fikren bineceğiz. İkincisi kendi başına gitmeyi değil, bütünsel akılları toplayacaksın, bineceğiz. Sonra bu vahşetengiz sahra-i kebiri kısa zamanda tay etmekle beraber, kısa zamanda milleli mütemeddine ile yani medeni devletler ile omuz omuza musabaka edeceğiz. Şimdi önemli olanı söylüyorum. Zira onlar yani seviye itibariyle
Teknolojiyi hayal edin. Kah öküz arabasına binmişler. Yani teknolojisi böyle olacak. Yola gitmişler. Biz 100 sene yerine Muhammed birdenbire. Aa nereden çıktı ya? Bunlar nasıl oluyor 1 senede 3 senede böyle bir şey? Diyecekler. Birdenbire teknolojinin ilk hangisi olacakmış? Birdenbire şimendifer, zditren ve balon gibi hava araçlarına, balon gibi mebadiye bineceğiz. Birdenbire. Bir anda. Bir anda olacak. Yani bir zaman olmayacak. Birdenbire. İlk önce sıraya bak. Hava araçlarından önce trenle alakalı olacak. Trenle alakalı olacak. O teknoloji gözükecek. Sonra balona bineceğiz. Onlar öküz arabası seviyesinde olacak. Bineceğiz. Geçeceğiz. Belki cami ahlak hasene olan hakikat İslamiyenin ve istidadı fitrinin ve feyzi imanın ve şiddetli açlığın hasma verdiği tesil yardımıyla. Yani bunlar ne demek? Ne yapacak bize? Yani biz bedava gene almayacağız. Bu saydıklarını ile onu tek tek şey yapayım. Belki diyor cami ahlak haseni olan hakikat İslamiyenin. Yani ahlaksızlığın o şeyde sözlerde söylüyor ya 142'de. Yani bütün beşer yoldan çıkmasa beşerin maşuku ve aradığı hayatı görecek. Niye? İkinci Dünya Harbi'nin ve sefahatin getirdiği şeylerle insanın hakiki aradığı maşuku dünyayı bulamayacak. Bir arayış içine geçecek. Yani sefahat her şey türlü oldu. Ama yok gene. Sefahat arttıkça, imkan arttıkça psikolojik sıkıntılar çoğaldı. Arabaya bindin. Derdin bitti mi? Davet baş oldu. Eskide kazmayla kazıyorlardı. Kazmayla, kürekle, tarlaya. Şimdi traktörle dert bitmesi lazımdı. Değil yani. Sonra bu hadiselerle bize öğretecek ne o? Hakikat İslamiyenin, sonra istidadı fıtrinin, feyzi imanın, şiddetli açlığın hazma verdiği tesil yardımıyla fersah fersah geçeceğiz. Nasıl ki vaktiyle geçmiştik. Bazısının kafasında şu soru var. Ya birkaç kişiyle mi ya böyle koca şöyle dünya falan? Birkaç kişiyle bir avuçla mı böyle olacak? İki tane dünyada Hazreti Muhammed olsa olmazdı aleyhissalatü vesselam. İki tane Bedüzan olsa olur muydu? O da olmazdı. Bu iş çokluk işi değil kardeş. Bu iş muhatap ilahi olması, ayna olması. Cenab-ı Hakk'ın zatına ayna olmak meselesi bu. Kastamonu'da valiye dediği gibi, valiye dedi ki bak ben Kastamonu'nun merkez camisine gitsem, şerefesine çıksam, böyle bir elimi böyle yapsam, bu şehri hangi şeyinle kurtaracaksın diyor, karşıma çıkacaksın diyor. Neyle çıkacaksın diyor. İns ve cin orduları. Şimdi diyeceksin ki bunlar hep hayali. Hayal mi yani birdenbire geçmedi mi şu anda havada? Yani realite değil mi? 100 senelik onların teknolojisi diyelim ki 50 tane uçak gemin olsa. Uçak teknolojisi. İki seviye. Elektronikte geçsen uçak gemin değeri var mı? Bütün uçak gemileri, uçaklar ve füzeler neyle çalışır? Uyduyla. Uyduyu devre dışı bir teknoloji bulsan her şey bitti. Demir yığından başka bir şey yok. Yani böyle asır. Bir şey demiş ki, onu da demeden geçemeyeceğim. Bizim komutan, radarcı, Şükrü Tanır, X'a, diyor ki, kendisi de radarcı olduğu halde, Rus'un onlara göstermişler ama, ben piyasada öyle video var mı bilmiyorum. Rus komutan diyor ki, Türklerin diyor, Azerbaycan'da, Azerbaycan-Ermeni savaşı zannediliyor. Yani. Oysa orada Amerika, Rus, İsrail, Fransa, bütün teknoloji, Kanada bir taraftaydı. Türkiye bir taraftaydı. Türkiye'de de bir tarafta değildi. Avrupa 2'dir. Amerika 2'dir. Tamam mı? 6 devlet beraberdi. Bütün dünya. Avrupa 2'dir. 6 devlet. En sonunda 1 olacak. Şu anda da zaten 2'dir. Avrupa 2'dir. Amerika 2'dir. Türkiye 2'dir. Ben 2'yim. Ev 2'dir. Her şey 2'dir. O bozulmuş, İsevi dinden çıkmış Avrupa'ya bahsetmiyorum diyor bak. Avrupa'nın hakiki dinini, Hristiyanlığın hakiki dinini, düstura hareket ittiyaz eden diyor ya. Avrupa'da da öyle. Avrupa'nın hakiki şey. 6 devlet bir olacak. Bunu pek duymazsınız. Daha önce buralarda dedim ama unuttunuz. Bunlar Latince'de yok. Osmanlıca var. 6 devlet bir olacak. Sonuç ne olacak? Bu saymadan önce şunu söyleyeyim. Süreçten sonuca bakmak yanıltır. İsabet ettiğini de bilemezsin. Süreçten sonucu bulamazsınız. Bulamayız.
Bulsan, isabet etsen bile ettiğini bilemezsin. Sonuçtan sürece bakacaksın. Sonuçtan sürece bakabilmek için vahye muhatap olacaksın. Vahiy ile bakacaksın. İşte sonuçtan süreci söylüyor. Zahir bakma, zahir aldatır. Amerika, Türkiye, Japonya, Mısır, Almanya, Pakistan. 6 devlet bir olacak. Amerika, ya olur mu ya? Hatta onun hakkında da hadis var ya. Beyaz Saray'ın fethedileceğini bir kısım Müslümanlarla. Amerika, Türkiye, Pakistan, Mısır, Japonya ve Almanya. Bahtiyar Alman devleti demiyor, milleti diyor. 6 tane. Çünkü şu anda sömürge onlar. Japonya'da sömürge. Japonya'da sömürge, esir altında. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar sömürgedir. Özgür değillerdir. Her şey onlar da. Peki kimin sömürgesi ise kimindir? Amerika'nın. Japonya'da o da ordu bulunduramaz. Kurtulmak ister mi? İki millet de izzetli bir millettir. Türkler gibi çabuk unutmaz. Kurtulmak istiyor. Ne yapacak kurtulması için? Tek başına kurtulamaz. Onun karşısına, Amerika'nın karşısına çıkabilen, bak izi toplayın. Çıkabilen ve çıkanın yanında alttan bir olmak zorundadır ki özgürlüğünü alsın. Türkiye ile arkadan hem Japonya hem Almanya destek veriyor. Teknolojik olarak Amerika'nın karşısına kim varsa hepsi Türkiye'nin arkasındadır. Onun için dolar şeymiş, bunlar hikaye. Bunlar sadece sadmeler olacaktı diyor. Sadme, dalga dalga. Bu 2020'de burada demiştim. 2021'in Temmuz Ağustos'unda. 10 Ağustos'tan sonra sadmeler ne oldu ben bilmiyorum ama maideti Kur'an'dan söylüyor. Sadme yok. Yani sağlantılara sebep olan hücumlar olacakmış. Öyle. Biraz geç oldu. Yani güçleri yetmedi demek ki. Şimdi efendim dolar yönler. Ne yapacaksın onunla yani? Halkın şey yapması. Bu ifade etmek istemiyorum. Edemiyorum. Mevlana'nın dediği gibi bitti dediğin anda en şeyin kırılacağı. Kaderin değişeceği andır diyor. Bütün şey oldu. İki şekilde kurtulur. Ya bütünseldir olacak kanla zıtları da bastırır. Veya cihat. Harici bir cihat farz-ı ayn oluyor. Harici cihat oldu mu o muvaffak olur ki Ayasofya'yı açan muvaffak olacaktır. Ondan hiç endişeniz olmasın. Ayasofya'yı açan kendi kuvvetinden 10 daha fazla kuvvetli olacağını usta söylüyor. Ayasofya gibi ama gözükmeyen belki daha mühim olan Taksim Camisi. Taksim Camisi Abdülhamit bile yaptıramadı. Yapamazsın çünkü orası Avrupa aynı İtalyan Vatikan gibidir der. Vatikan İtalyan içinde bir devlettir. Yani müstakildir. Karaköy, oralar, Taksim vesaire hepsi Avrupa bizimdir diyor. Cami yapamazsın. Orada ufak ya, bu kadar bir mescit var. Orası bize ait diyor. Fatih Sultan verdi bize diyor. Ta Abdülhamit bile cami yapamadı. Bunun tarihi bir şeyler ya. İşte geziler hep orada olur. Çünkü oralar kendi başkenti kabul ediliyor. Konstantiniyye'nin. Geziler, olaylar hep orada oluyor. Oysa daha geniş yerler var. Olmuyor orada mesela. Çağlayan'da daha geniş meydanlar var. Şurada burada var. Mesela Zeytinburnu'nun açıklarında var. Ha şimdi orada cami olması, kısaca Ayasofya'yı ve onu açanın kendi kuvvetinden 10 defa daha güçlü olacağını söylüyor. Ve insanların tavuk durumundan cesarete bu hadiseler. Sonra keçi gibi izdirar durumundan şecaata. Zayıf iken su gibi blok motor bloğunu demiri parçalamaya, fıtratımızda var olan hürriyet ve aşkı hakikat, meyli terakki ve ahlak hasene önünde olan her şeyi duman edecek. Kimse karşısına çıkamaz. Bu fıtridir. Çok az değil bu işler. İnsanların çoku ve azı değil. Düşünün iki tane Hazreti Muhammed olsa aleyhissalatü vesselam. Olur muydu peygamberin? Olmaz. İki Bediüzzaman olsa, iki Gazali olsa olmaz. Senin evde de aynı senin fotokopin olsa. Sen aynı. Yani işte kolay olsa. He? Erdoğan senin gibi bir tane daha adam olsa. Tam tıpatıp. Olur mu? Olmaz. Bu işler şey değil. Ondan sonra meşveret-i şeriye. Nerede biliyorsun ki altısı kafa karar verdi? Dedi ya bunlar. Bunlar meşveret-i şeriye yapacaklar. Mesela Asya Şurası ne? Malezya'dır, Bangladeş'tir. Ondan sonra Çin'dir. Yani bu globalistler, küreselcilerin karşısında kim var? Bu
Koronayı da çıkartan bunlar olduğu için Avrupa, İtalya'da, şurada, burada bir sürü insan öldü. Bu ölenlerin akrabaları yok mu? Kim yaptı belli değil mi bunu? Küreselciler yap. Peki ne yapacaklar? Her taraf kaynıyor. Her taraf küreselcilere karşı. Ona karşı dik duran arkasındadır. Arkasında olacak. Şimdi sen bu hadiselere şöyle bak. Sonuç okuyorum. Aslında mukaddeme okuyacaktım ama biraz böyle bir tuhaf gördüm yani. Böyle şey. Bunu Temmuz-Ağustos'ta olacaktı. Sadme. Sarsıntı. Çok şükür elhamdülillah. Biz başka türlü adam olamayız. Demir ateşe sokulması lazım. Yumuşayacak. Çekiç vurunca bıçak olacak. Yoksa soğuk demir hem çürür hem de şekil veremezsiniz. Hadiseler millet olur, tek olur. Ateşe sokuluyor. Sonra ona güzel ve menfaatler bir şekil veriliyor. Şekil almak lazım. Peki ne ile? El cezao min cinsil amel ile. Nedir o? Bu millet ne ile dinini terk ettiyse o taraftan darbe yiyerek. Para dedi derse gelmedi. Dolar dedi kardeşine borç vermedi, faize itti. Para ile mukaddesatı ikinci plana şey yapınca el cezao min cinsil amel cinsiyle, sırrıyla o noktadan tokatlıyor. Nereden çıkartıyorsun bu şeyi? Birinci Dünya Savaşı'nda 5 sene namaz kılmayana namaz kıldırttı. Oruç tutmayana oruç tutturduğu gibi. Aynı kanun sevgili arkadaşlar. Dere aynı akıyor 500 seneden beri. Güneş aynı şekilde doğuyor. Dünyanın değişik bir şeysi var mı? Kutuplar da aynı. Dereler aynı. Dağlar aynı. Köyler aynı. Film aynı kardeşim. Senaryo aynı. Senarist de aynı. Mantık da aynı. Yani filmin içerisindeki oynayanları tamam sen çık. Onun yerine sen gir. Sen de çık. Sen gir. Köydeysen burası benimdir dedi Şükrü. Parmak uzattığı tarlaya dedesi de 150 sene önce benimdir diyordu. Aynı tarlaya dedesi diyordu ki benimdir. Yani film aynı. Olay aynı. Hadis aynı. Sorular aynı. Cevaplar aynı. Değişen ne? Oynayanlar değişik. Hep aynı. Hiç değişen hiçbir şey yok. Aynı. Mesela ben 50 küsür sene önce bizim ırmağa gidiyorum. Aynı taş. Oturup böyle balık tuttum taş aynı. Hiç de değişmemiş. Dereye bir baktım sordum ona. Sen dedi benim zamanımda olan düşünsün. Aha diyor onlar okyanusta diyor. Aynı şekilde akıyor. Dereyle konuşuyor. Aynı dere, aynı ağaç, aynı her şey. Ama dedem de aynı oradan geçiyormuş. Fark. Fark ne? Orada dedem dolaşırken tık 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 ben dolaşıyorum şimdi. Ben de sonra da bir başkası tık tık. Hiçbir şey değişmemiş. Peki niye geldik o zaman? Ben değişmek için geldim. Değişen hiçbir şey yok. Sizin hayatınıza bakın. Kaç yaşındasın? 40. 40 yaşında gördüğün sultan burada mı yaşadın? Buralarda yaşadın. Aynı. İnsanlar çoğaldı, azaldı. Şu oldu, bu oldu ama aynı. Değişen sensin. O da varsa nasibin. Değişmişsen o. O kadar arkadaşlar. Böyle bırakılmaz kardeşim. Allah bu kainatı bizim anlayışımıza bırakmaz. Ne ile tokat bizi terbiye edecek? O şeyi itecek. Ne ile hata yapmışsak? Aynı cinsten. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani zaafımız hangi noktadaysa o noktada tokat diyeceğiz. O tokat o. Ama bu öyle diyor değil mi ayette bil mana mealini söyleyeyim. Bu beyinsizlerden dolayı bize mi ceza vereceksin? Aynı böyle diyor ayette. Beyinsiz diyor. Beyinsiz. Akılsız beyinsizleri aramızdaki beyinsizlerden dolayı mı ceza vereceksin? Cenab-ı Hak da sen varken bunların içinde diyor bu milleti helak etmeyeceğim diyor. Ve Türk milleti içinde 1000 sene İslam'a bayraktarlık etmiş olan bu milletin nesli atisini bu şekilde son bulmayacaktır. Gene tarihçede geçiyor ama uzun olur. Gene o bayrağa tekrar girecek. Afrika'yı Mısır, Asya tarafını Pakistan ve Hindistan, Amerika'nın da sistemi değişecek. Emirdağ 58'de 76 ikinci emirdan da Cemail-i Mutefika-i İslami olacak diyor. İslami Cumhuriyetler Birliği olacak diyor. Amerika'ya yeni dünya diyor. Amerika demiyor. Yeni dünyaya siyasi şeyle o sahayı verecek. Ama Amerika 2'dir. Avrupa'da 2'dir. Ondan sonra Türkiye ağabeyini yapacak. Nereye rağmen? Feleğin çarkına rağmen. Yapacak diyor. Allah bu bayraktarlığı yapacak.
Şimdi içici arızalara sakın, fırtınalara hiç emniyet vermeyin. Bunlar zaten denmişti. Hiç kimse aman buyurun demez. Onu denediler. Bu acizliktir, mağlubiyetin ifadesidir. Ne yaptılar? Silahla yapamadıkları, fitneyle yapamadıkları, onunla bununla yapamadıkları. Nesi var başka adamın? Silahla yapamadı. Bir baktı ki, ha Rus videosunu demiştim ya, o komutan. Yani demiş ki, bunlara göstermişler de, bana da o komutan gösterdi. Ben diyor, ilk önce dedi, ben çocuk oyuncağını servis ediyor Türkler ki Kuvve-i Kutsi'yi bozsun diye. Yani leblebi gibi. Adam tank bekliyor. Uçurmuyor. Adamlar fazla gelsin, asker de beraber gitsin. Hop, alem. Adamlar ayak üstü sola dağılıyor, paramparça. Bu böyle olmaz ki diye, böyle bir şey olmamış ki. Tanklar ya. Ondan sonra baktık ki hakikaten doğruymuş ya. Siyah İHA mı nedir ona? Hiç gözükmemiş bir şey. Ne kaldı şimdi? Ha? Peki 5000 tane tankın olsa ne olur? Uçak kimin olsa ne olur? Adamlar en kaliteli, ismini de vereyim, F-35 yapmışlar. Akdeniz'de niye düşüyor? Hayırdır? Çok mu sevdi suyu? Aşağıya niye iniyor? Aynı anda F-16 ile F-35'ler suyun altına gömülüyor. Niye? Bir bomba atmadan. Bunlar normal mi ya? Sen kardeşim suyunu iç, suyunu iç. Şükret Allah'a. Evet, Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Allah vaadinden dönmez. Cenab-ı Hak vaadini tahakkuk ettirecektir. Cemail-i Muttefika-i İslami olacaktır. Kafirler istemese de. Ya Rabbi, bu millet senin dinine, imanına, Kur'an'ına hizmet etti. 1000 sene bayraktarlık yapmış olan bir neslin torunlarıyız. Allah'ım bizi tekrar aziz eyle. Amin. Onlara karşı galip ettir. Fensurna alel kamil kafirin hakikatini bize tahakkuk ettir. Vâfir davâhu menin hamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs selâvâ. Allah'ım selâvâ.